Tarih'ten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma. Kızıl Korku ve Nükleer Gölge, iki dev bir dünyayı paylaşıyor. Soğuk Savaş, 1947'den 1991'e kadar Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki iki kutup arasındaki gerginlik ve rekabet dönemiydi. Başlıca özelliği, iki süper güç arasında doğrudan bir askeri çatışmanın yaşanmaması ve bunun yerine siyasi, ekonomik, teknolojik, kültürel ve ideolojik alanlarda dolaylı olarak mücadele vermeleri oldu. Soğuk Savaş'ın temelleri, İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği ve Batılı müttefikler arasındaki işbirliği ve koordinasyona dayanıyordu. Ancak savaşın sona ermesiyle birlikte iki süper güç arasındaki ideolojik, politik ve ekonomik farklılıklar giderek derinleşti. Soğuk Savaş'ın başlangıcı olarak genellikle 1946 yılında Winston Churchill'in Demir Perde konuşması kabul edilir. Bu konuşmada Churchill, Avrupa'yı Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölen bir demir perdenin varlığından bahsetmiştir. Soğuk Savaş'ın en önemli olaylarından biri, 1947 yılında Truman Doktrini'nin açıklanmasıydı. Bu doktrin, Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikalarına karşı durulması gerektiğini ve Batı ülkelerinin bu mücadelede desteklenmesi gerektiğini ortaya koyuyordu. Soğuk Savaş'ın bir diğer önemli olayı da 1948 yılında Berlin blokajıydı. Bu olay, Sovyetler Birliği'nin Batı Berlin'e giden tüm yolları kapatmasıyla başladı ve Batılı ülkelerin Berlin'e hava yoluyla yardım ulaştırmasıyla sona erdi. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı, Soğuk Savaş'ın ilk büyük sıcak çatışması oldu. Bu savaş, Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesiyle başladı ve 3 yıl sürdü. Savaş, Çin'in savaşa girmesiyle bir çıkmaza girdi ve sonunda bir ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. 1962 yılında yaşanan Küba füze krizi, Soğuk Savaş'ın en gergin dönemlerinden biri oldu. Bu olay, Sovyetler Birliği'nin Küba'ya nükleer füzeler yerleştirmesiyle başladı ve ABD'nin bu füzelerin geri çekilmesini talep etmesiyle sona erdi. Soğuk Savaş, 1980'li yıllarda Sovyetler Birliği'nin ekonomik ve politik sorunlar yaşamaya başlamasıyla birlikte sona ermeye başladı. Mihail Gorbaçov, 1985 yılında Sovyetler Birliği'nin lideri oldu ve Glasnost, açıklık ve perestroika, yeniden yapılanma politikalarını uygulamaya koydu. Bu politikalar Sovyetler Birliği'nin daha demokratik ve serbest piyasa ekonomisine dayalı bir ülke haline gelmesini hedefliyordu. 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılması, Soğuk Savaş'ın sona erdiğinin en önemli sembollerinden biri oldu. Doğu Avrupa ülkeleri teker teker komünist rejimlerinden kurtuldular ve Batı ile yakınlaşmaya başladılar. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldı ve yerine 15 bağımsız devlet ortaya çıktı. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte dünya yeni bir döneme girdi. Tarih'ten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma.